Merhabalar, hepiniz yeni programımıza hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi karşımızda son dönemlerin tahmin dünyasında çıkışta olan, yani Wonderkid'lerinden de demeyeceğim artık, Cihan abiye saygısızlık olur çünkü. Çıkış yapan kanallarından iddiada kazananlar kulübü, değil mi? Evet, iddiada kazananlar kulübü. Çok kısa bir süre içerisinde, çok ciddi anlamda abone sayısına sahip olan sevgili Burcan ve Cihan abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Atilla'cığım. Sizleri konuk etmekten de çok keyif alıyorum bu arada. Son derece entelektüel, eğitimli insanların bu tarz işleri yaptığını görmek de gerçekten bizlere gurur veriyor ve oldukça da keyifli videolar paylaşıyorlar. Çok da gırgırı abartmadan, çok güzel bir şekilde kendi aralarında. Ben de yakın takipçinizim bu arada. Bunu da söylemiştim sizlere. Eyvallah. Biz de seni takip ediyoruz kardeşim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. 17 ile 18 Aralık mücadelelerini değerlendireceğiz ama Burcan da yine aynı şeyi söyledi. Mesela Cihan abi de yine aynı şeyleri söyledi. Normalde çok fazla dikkat edin diye videolarımızda söylemiyoruz. Bazı periyotlarda söylüyoruz ama Perşembe ve Cuma günü lütfen oynarken biraz daha dikkat edelim. Yani örnek veriyorum, 15 lira oynuyorsanız 5 lira oynayın ve çok fazla takip etmeyin diyorum ben naçizane. Onlar da katılacaklardır. Aynı şekilde konuşmuştuk. Evet. Videonun başında hemen çok kısa bir şekilde geçtiğimiz bölümümüzde sevgili Eyüp Yıldız'la birlikte çekmiş olduğumuz programda yaptıklarımızdan bahsedeceğim ve sözü size bırakacağım tabii ki de. Bu arada sizlerden çok güzel bir like bekliyorum sevgili dostlar. Süper bir like bekliyorum sizlerden. Ve iddiada kazananlar kulübünden de yine gelecek olan sevgili dostlarımızdan da beğenileri bekliyorum ben. Şansınız bahtınız açık olsun. Hemen şöyle bir bakalım neler yaptık, kısa bir şekilde değerlendirelim. İki tane kombin önerim vardı siz değerli dostlarıma, hatırlayacaksınız. İlk kuponumuz Watford-Brentford mücadelesi ve Stuttgart-Union Berlin mücadelesinden oluşan 2.34'lük kuponumuzdu. Gerçi bu ikinci kuponumuzdu ama başarılı oldu ve ikinci kuponumuzda, yani ilk kuponumuzda 3.06'dan City-West Bromwich Albion maçının şansıyla birlikte. Bana göre şans değil aslında, bazı arkadaşlarımız söylemişler. Brent'in kaçırdığı, 7. dakikada kaçırdığı Ederson'a nişanladığı bir pozisyon var. Onu atsaydı daha erken gelecekti bence. İlk yarı 1.5 üstü tercihi güzel bir şekilde geldi ve Wolverhampton-Chelsea maçının içinden çıkamamıştık açıkçası. 2-3 gol almıştık. Tam da beklediğimiz tarzda Wolverhampton'ın da yüklenmesiyle birlikte bir maç geçti. Yani 1-1 biter en fazla diyorduk veya Chelsea kazanır diyorduk. 3.06'dan 2'de 2 yapmış olduk. Tebrik ediyorum. Gönderdiğiniz mesajlardan dolayı da teşekkür ediyorum tekrardan. Şansınız bahtınız açık olsun. Tabii idealleri de hemen verelim ekrana. Benevento-Lazio mücadelesine 3.5-6 ideal olarak söylemiştik. Lazio belki kazanabilir diye de konuştuk Eyüp abiyle ama olmadı. İdeali güzel bir şekilde 1.42'den kazandırdı. Eintracht-Frankfurt, Mönchengladbach mücadelesi. Yani neredeyse skorumuz geliyordu. 3-2'lik bir skor tahmininde bulunmuştuk. 17 oranı vardı. 90+6'da Schindler'ın atmış olduğu golle ne yazık ki gitti. Diğer maçlarda ekranda zaten. Zaten bizleri Instagram'dan takip ederek bunlara da bakabilirsiniz. Hatay Spor mücadelesinde de yanıldığımızı söyleyelim. Yüksek oranlı karşılaşmalarımızda ama yaptığımız tüm ideal tercihler kazandı. Ona göre de sizlerden mesajlar geldi. Tebrik ediyorum ben. Şimdi bu bölümümüzde yine Burcan'la sevgili Cihan abimiz de bizlere kupon önerilerinde bulunacak. Ben de yine iki tane kupon çıkarmaya çalıştım. Perşembe ve Cuma günleri birleşik şekilde çekiyoruz. Çünkü çok fazla maç yok. Size ilk başta şunu sorarak başlayayım isterseniz. Konsept bu. Kırmızı evet. Koltuk. Evet. Aynen bu şekilde. Cihan abinin rahatlığı tamamen 3.5-6 olur. Koy ver falan tarzında. Sen de şu olur mu falan yaz geç diye devam ediyorsun. Çok güzel bir şeyim var. Enerjim var. Tebrik ediyorum bu arada. Çok da başarılısınız gerçekten. Ciddi anlamda da bir başarılık var. Takip ediyorum çünkü. Şükrü abi sayesinde de takip ettiğimi söyleyeyim aslında. Çünkü onu izliyorum genelde ben. Orada görmüştüm. Daha sonradan da konuşmuştuk zaten sizlerle birlikte de. Güzel bir iletişim oldu aramızda da. Şimdi başladınız tabii, böyle bir şey olabileceğini düşünüyor muydunuz? Nasıl başladınız? Onu sorayım çok kısa bir şekilde. Söz sende. Ya yani biz ikimizin de iki tane kızı var. Parkta Allah kızlarımız aşkına tanıştı önce. Bundan 3,5-4 ay önce. Evet, çok da kısa bir süre yani. Ondan sonra evet. O vesileyle biz Burcan'la tanıştık. Baktık böyle futbolla uğraşıyoruz, ilgileniyoruz. Burcan aynı zamanda spikerlik yapabilecek sertifikaya sahip. Ben seslendirme sanatçısıyım, aynı zamanda oyuncuyum. Ya dedim biz bir şey yapalım, YouTube kanalı yapalım. Ne dersin ya dedim, bak iddia ile ilgili. Sen dedim ilgileniyorsun, ben de ilgileniyorum. Vallahi gerçek mi ya falan dedi. Yapalım abi, ne diyorsun dedim. Tamam ya dedi, yapalım ama öyle boşta kalmasın dedi falan.
Biz bir hafta falan bir düşündük böyle. Daha birbirimizi de yeni tanıyoruz. Aynen. Anladın mı? Şey gibi hani böyle ilk tanıdığın kişiye beni ne eder misin der gibi oldu. Kıldırı başka. Beni ne eder misin? Var yani o şey. Bırak tatlısız. Benim YouTube kanalı kurar mısın dedim. O da tamam dedi. Sonra bir baktık yani böyle işte insanlar da beğendiler falan. Yani fena da gitmiyor tahminleri. Güzel gidiyor da. Evet. Yani çok güzel gidiyor. Üzerindeyiz. İnsanlar da takdir ettiler. Sağ olsunlar. Arkadaşlar takip ediyorlar. Yani bir de açılışımızı Fener Galatasaray maçını ilk yarı sıfır, ikinci yarı sıfırla yapınca Atilla. Yani bir patlama oluyor diyorsun değil mi? Aynen öyle. Yani, doğru. Yani evet. İnkar edilmez yani, ortada çok açık olan gözüken bir şey var. Şükrü abinin çok büyük faydası oldu bize. Yani aynen. Onunla da sürekli telefonda konuşuyorum. Hala fikir alıyorum senden de aldığım gibi. Aynı şekilde onun da hem abonelerinden hem işte onun bize gösterdiği yollar sayesinde kanal biraz normalden fazla hızlı ilerledi. Zaten sen de söylemiştin bunu. Evet. Bir de yani gerçekten özümüzden, içimizden geldiği gibi davranıyoruz. Oynadığımız kuponu insanlara veriyoruz. Dolayısıyla bunun da geri dönüşü bize içten olduğumuz için içten bir şekilde geri dönüşü oluyor Atilla. Ya bir de sen yıllardır bu işi yani çok kararında güzel yapıyorsun. Sen daha iyi biliyorsun bu işin ne kadar çok emek istediğini. Her gün yayın yetiştirmenin, yayın yapmanın. Yani yaptığımız iş şeyden çıktı yani bir hobiden ziyade bir mesleğe dönüştü ve beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Düzenli olarak iş üretmeye çalışıyoruz ki bekleyen insanlar mağdur olmasın. Abi bekliyoruz işte belirli saatlerimiz var. O günlerde kesin paylaşmaya çalışıyoruz. Evet. Bunlara yetişmek gerçekten emek istiyor. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz biz de. Yani evli çocuklu bir hayatın içine bir de YouTube sokarak. Tabii. Tabii, aynen öyle. Belirli bir noktaya geliyor gibiyiz. Eminim bu şekilde ilerler. Yani biz devam etmeyi düşünüyoruz aynı şekilde. Ben zaten parladığım... Şans verdiğin için, daha önce kendi videolarımızda bile anlatamadık çünkü maç anlatmaktan. Evet. Hani kendimizi anlatamadık, öyle bir fırsat olmuş gibi oldu. Evet, çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah bu arada, öyle bir şey yok. Biz de sizler gibi aslında değerlendirmeler yapıyoruz. Siz tabii iki kişi olduğunuzdan dolayı çok da keyifli geçiyor. Ben daha çok... Takip edemeyen, sizle de konuştuk videonun başında, takip edemeyenler için çok detay anlatıyorum ki bilsinler diye orayı. O yüzden de takdirle karşılıyor arkadaşlarımız. Çok teşekkür ediyorum onlara da. Tabii ki de hemen başlayalım 17 Aralık'tan Perşembe'den seçmiş olduğumuz mücadelelere teker teker ilk başta size soracağım. Ben daha sonradan kendi fikrimi söyleyeceğim. Sizlerden de kuponlarınızı alacağım. Herhalde 2 tane falan kuponunuz vardır ya da 3 tane vardır. Roma ile Torino oynayacak sevgili Burcan ve Cihan abi. Siz ne dersiniz? İlk başta bir sizle başlayalım. Konuk sizsiniz. Büyük olarak ben başlamak istiyorum. Hadi buyurun. Aynen öyle. Ya Roma maçı, Roma-Torino maçı, Torino'yu biliyoruz zaten. Yani çoğunlukla 2 gol yemeden bir maçı bitirmiyor. Felaket. İtalya liginde en çok gol yiyen takımlardan bir tanesi. Roma da aksine kendi sahasında aynı zamanda zaten çok golcü. Kendi sahasında dışarıda fark etmez. Torino gibi takımları rahatlıkla aşabilecek kapasiteye sahip bir takım. Yani maçın sonucunun büyük ihtimalle 2.5 üste gideceğini ve Roma'nın kazanacağını düşünüyorum ben. Burcan var mı böyle aslında... bir 4-0 atın, 5-0 atın, 8-0 atın falan tarzında bir şey? Uzun boylu değil. Aklımda skorum var aslında ama ben şöyle bir istatistik çıkarttım Atilla. Ben daha çok genelde eski maçların istatistiklerini takip ederek hareket ederim bu tip şeylerde. Hı? Torino'nun son 10 maçının 9'u 2.5 üstü bitmiş. Roma'nın son 20 maçının 17'si 2.5 üstü bitmiş. Ciddi bu maça çok ciddi bir rakam bu baktığımız zaman. Ben bu maça karşılıklı gol vereceğim ama bu sefer de Roma'nın bir 3-0 galibiyetini düşündüğüm için diyorum ki ben bunda üste kaçayım. Bir de zaten Roma'nın yeneceğini düşünüyorum. Dolayısıyla 2.5 ve 1 tahmininin 1.58 gibi bir oranı var. Yani öbür oran bana sadece Roma'nın oranı yetmiyor abi. Yani bizim takipçilerimiz de beni biliyor. Asla 1.30 oran veremiyorum ben. Yani Cihan yapıyor bu işi bizde aslında. Yani resmen bir iş bölümü gibi bir şeyimiz de var. Ben burada 2.5 üstü ve 1 tercihini kullandım. Bir de alternatif bahisim var arzu edersen onda. Bu İtalya Ligi'nin özellikle... Kart istatistiği bayağı yüksektir. Ortalama Torino Roma maçlarında 4.5-5.5 üstü kartı sürekli açıktır. Ve iddia yine açık vermiş bunu. 4.5 üstü kart bahsi 1.55 şu anda. Yani muhtemelen maçta 6 kart çıkacak. 4. Ama biz garanti verelim izleyicilerine. Diyelim ki biz bu maçın üstüne 4.5 üstü kart alıyoruz. 4.5-5 kart olur yani. Bahsetmedi ben şaşırdım yani. 4.5 üst korner yok mu? Yok. Kornerim benim daha çok film yani. Yani tercihler bu şekildeydi. Güzel. Tabii, ne diyorsun? Yani Torino'da şimdi izlediğimiz kadar
takip ediyoruz. Tornado'da bir sıkıntı var. Şöyle bir sıkıntı var. Öne geçince bile maçı tutamıyorlar. Senin verdiğin istatistikler de çok önemli. Yani Roma Olimpiyat'ta çok da böyle ahım şahım saldıran falan bir takım değil ama yani Torino ile oynuyorsun. Yani bu maçı bir zahmet üst yapın. Ben de öyle değerlendirdim. 2.5 üstü yapın ikiniz de. Birer, ikişer tane gol atın ya da 3-2 olabilir, 3-1 olabilir mesela yine. Ve Roma'da kazansın bir zahmet. Yani Torino tabii bir yerde artık kazanacak maçlarını falan ama Roma'nın gerçekten hücum gücü çok kuvvetli. Son dönemde özellikle tehlikeli bir takım. O yüzden 2.5 üstünde 1.60 yazmışım mesela ben. Böyle bir değerlendirme yapabiliriz. Dediğin gibi 1.30'lara falan tema edenler var. Biz de zaman zaman kullanıyoruz mecburen. Cihan abi de kullanıyordur. Kazanmak adına oluyor onlar tabii. Ama genele baktığında 2.5 üstünde. Mesela, bir de böyle çok düşük oran bulup yüksek meblağ ile oynayan insanlar var. Şimdi 2.5 üste güvenip de ona atmak istemiyorlar. Ya bize küçük oran ver falan deyip alttan yazan insanlar oluyor. Ben onlar da biraz böyle hani evet bak bu daha garanti gibi görsünler. Yani daha garanti gördüğüm oranı paylaşmak için öyle yapıyorum biraz. Anladım abi. Tabii tavsiye etmiyoruz da. Yoksa 2.5 yazıp yatıyorum. Evet tavsiye etmiyoruz tabii. Yani yüksek oynanmasını ben hiç tavsiye etmiyorum. Siz ediyor musunuz bilmiyorum. Etmiyorsunuzdur sizde de. Tehlikeli işler çünkü. Hele bu dönemde 2020 krizinde insanların işsiz kaldığı dönemde. Yani evet. Yani biz genelde her bölümümüzde söylüyorum. Ben 3 yıldır her bölümümde söylerim genelde. Genelde öğrenci arkadaşlarımız fazla takip ederler. Atistix TV seni de takip ediyorlar. Onu da biliyorum. Zaten Burcan o yüzden bazen tavan yapıyor yani. 35 oran diyor. Yapıştırıyor mesela sol tarafa sağ tarafa. O işte o güzel yani. Biz de son dönemde işte 2'den 1'leri falan çok güzel yakaladık. Öğrencilerden çok mesaj aldık. Özellikle Lazio'yu hatırlıyorum. Evet Lazio da vardı. Evet dediğin gibi Şampiyonlar Ligi'nde. Bu tarz. Bu karşılaşmayı böyle geçebiliriz. Gollü bir Roma galibiyeti çıkacaktır diye düşünüyorum. Evet geçelim Premier Lig'e. Aston Villa ile Burnley oynayacak. Atilla'cığım şöyle bir şey. Aslında Aston Villa fark edilmiyor ama Aston Villa'nın şu anda 3 tane maçı eksik. Ve bu 3 maçı kazandığını da düşünürsek Aston Villa şu anda zaten top 6'da oluyor. Aynı zamanda yani bu videoyu çektiğimiz gün oynanan Liverpool maçına göre belki de zaten ligin lideri olacak. Evet, yani aslında Aston Villa bu sene Premier Lig'in gerçekten gizli yıldızı. Tabii baktığın zaman maçları özellikle ilk ertelenen maçı Manchester City maçıydı. Bayağı zordu ama onu kazanamadığımı varsaysak bile zaten top 6'daki bir takım. Karşısında evet. Kolay da bir Burnley var. Yani son haftalarda 1-2 ateşlendi, bir şeyler yaptı ama sonuçta Burnley gerçekten kötü bir, vasat bir takım bu sene. Ben bu maçta abi 1.58'den Aston Villa galibiyetini düşünüyorum. Direkt Aston Villa'nın kazanacağını düşünüyorum. Yani zor da olmayacağını düşünüyorum açıkçası ve hatta bir golün de Jack Grealish'in ayağından da gelebileceğini düşünüyorum bu maçta. Normaldir. Cihan abiden alalım. Evet güzel tercih. Güzel tercih. Ya ben şöyle düşünüyorum. Yani maçta taraf almak yerine Aston Villa'nın Burnley'e 2 gol atabileceğini düşünüyorum. Yani Burnley'nin ortalamalarına bakıyorum. Yani Aston Villa'nın ve Burnley'nin ortak ortalamalarına baktım. Ortalama Burnley neredeyse 2 gol yiyor zaten. Aston Villa da kendi sahasında 2 gol atabiliyor rahatlıkla. O yüzden ev 1.5 üstünün oranı 1.65. Galibiyet oranı ise hani varsayalım 2-2 berabere kalsın. 3-2 yenilsin ama 1.5 üst, ev 1.5 üst bana daha mantıklı geliyor. Evet güzel. Ona da katılırım. Sanki 2-0 veya 2-1 bitecek bir maçmış gibi. Yani 3'ün üzerinde değil de 4'ün üzerinde değil de. Aynen yani Burnley'nin oynamış olduğu oyundan dolayı doldur boşalt sürekli şişirme. 2 yıldır aynı şekilde devam ediyorlar. İstediği kadar Chris Wood olsun ileride çift santrafor başlasınlar. Sistemleri böyle. Zaten Burnley çok da bir takım değil, baskın bir takım değil. Ama işte şu var, maçı rezil edebilme konusunda Burnley maalesef Premier Lig'de oyunu durdurabilen takımlardan bir tanesi. Aston Villa'da Jack Grealish olayına katılıyorum. En çok şut atan, kat edip soldan en çok şut atan oyunculardan bir tanesi. Trossard gibi o da önemli bir isim. Evet gol bulabilir vesaire ama ben ilk yarı 1.5 gol altına hani idealciler için söyleyeyim. 1.40 oranı var. Güzel oran açmışlar. İlk yarı 1.5 gol altı. İlk yarı 2 gol olacağını düşünmüyorum. Maç genelinde de ikinize de aslında katılıyorum. Sanki maç 2-0 bitecekmiş gibi geliyor bana. Aston Villa kazanacak. 2-0 bitecekmiş gibi geliyor. Öyle yani aslında senin bu alt tezini kuvvetlendiren bir durum daha var. Trezeguet muhtemelen çıkmayacak maça. Öyle olur. Zaten sağ kanat hiç işlemiyor. Bu sefer gol umudunu zaten bir tarafa bağlamak durumunda kalıyor Aston Villa'da.
Aynen öyle. Yani size daha az gole yönlenecek bir maç olacaktır diye düşünüyorum ben de. Yani verdiğin evet. skor hatta idealdir. Bence yani 2-0 bir skor da denenebilir yine öğrenci arkadaşlarımıza. Güzel, güzel. Evet, 2-0'ın oranını yine yazarım ben yukarıya. Tamam. Bu maçı da bu şekilde değerlendirelim o zaman. Güzel, güzel tercihler. Güzelce devam ediyoruz. Ve sizin istediğiniz bir maçtı bu. O yüzden aldık bültenimize. Buyurun bakalım. Mechelen Club Brugge. Evet, Mechelen Club Brugge bu maça çok değinmeden aslında 2.5 üst olur demek istiyorum. Mechelen'in son 9 maçı üst oldu. Yani bu ilginç bir istatistik. Brugge de gol takımı baktığı zaman. Bu arada bu gol takımı derken aslında Brugge'in son 5 maçının alt bittiğini biliyorum. Ama Brugge aslında inkar edemeyeceğimiz şekilde bir gol takımı. Son 5 maçı da zaten Şampiyonlar Ligi aralarına denk geldiği için. Evet, birazcık daha düşük tempolu geçen maçlar oldu. Biz golümüzü atalım ve yatalım tarzında oldu. Bazılarına yedek çıktılar falan. Evet. Yani büyük ihtimalle Brugge Mechelen maçını kazanacaktır. Ben de Brugge'un kazanacağını düşünüyorum. Yani bu sefer diyecek ki artık Şampiyonlar Ligi de bitti kardeşim. Artık önümüze bakalım. Maçtan da hatta 3-1 bir skor bekliyorum yine Atilla. Olursa zaten üstümüz de gelmiş oluyor. Hatta Cihan'ın verdiği 1 de gelmiş oluyor. Pardon 2. Evet, Şampiyonlar Ligi olayını şöyle hemen toparlayayım. Clement olduğu için Şampiyonlar Ligi'ni anlatırken zaten değerli dostlarımıza anlatıyoruz biraz daha teknik detaylarını. Clement evet. genelde tamamen deplasmanlarda evinde büyük takımlara, daha güçlü takımlara karşı komple geçiş oyunu oynatıyor. İşte Denis Benaventura gibi falan hızlı oyuncuları var. Diat da mesela. Geçen sene de Şampiyonlar Ligi'nde önemliydi. O bu şekilde bir oyun tarzı var Club Brugge'un. Ama şimdi Mechelen'le oynuyorlar dediğin gibi. Mechelen'le oynadıkları için çok da takip etmiyorum ama bu tarz takımlara karşı böyle önlem falan alacağını düşünmüyorum. Ben Mechelen'de çıkar Aynen. oynar. Yani sizin demiş olduğunuz olay Mechelen oyna neşelen mi diyoruz. Böyle Aynen öyle kardeşim. Foto maç tarzı bir başlıkta atabiliriz evet, bu maç. 2.5 gol üstü. Peki 2.5 gol üstü şeklinde. Meşelendi neşelendi ben Türkiye'de. Aynen tabii. Rubin Kazan vardı hatırlıyor musun onu da? Rubin Kazan'dı falan. Ya gerek yok aslında. Bir de aklıma bir şey daha geldi. Yendik Milan vardı. Ya bu tarz kreatif şeyler aslında. Atilla programın seviyesini düşürdük. Biz geldik senin programın daha seviyeliydi. Estağfurullah, estağfurullah. Olur böyle şey ya. Eğleniyorum sizin vasıtanızla. Diğer maça geçelim istersen. Sheffield United, Manchester United mücadelesi. Şimdi şöyle bir şey var. Ben şöyle düşünüldü diye net düşünüyorum bu maçta. Sheffield United tarafı çok kötü gittiği için herkes Manchester United'a oynayacak bir kere. Doğru muyuz? Katılıyor evet, musunuz? Tabii. Oynanabilir aynen, mi? Aynen. Tabii ki de. Tabii ki de oynanabilir. Oynanabilir yani. Oynanmayacak diye bir şey yok. Ama benim sizlerden ricam bu maçı lütfen ideal kuponlarınıza koymayın. Başka kuponlarda dursun. Güvendiğiniz kuponlara evet. koymayın. Ben burada yüksek denemeye gittim. İlk önce ben değerlendirdim. Çok üstünde konuşmayacağım çünkü. Sheffield United geçen sene konuşulabilesi bir takımdı ama bu sene konuşulması gereken bir takım değil. Sadece size'lı vücutlu oyuncularla savunma yaparak bu ligin geçmeyeceği belli. Geçen sene çok evet. inanılmaz iyilerdi. Manchester United burada bence ilk yarıyı çok force etmez diye düşünüyorum ben. Rakip de biraz durur diye düşünüyorum. 0'dan 2 yaparsanız 3.25. İdeal olmayan kuponlarda, sürpriz kuponlarda bence değerlendirilebilir. Perşembenin son maçıydı bu arada. Vallahi Atilla'cığım sana şöyle söyleyeceğim. Aslında ben hakikaten bunu ideal kuponuma koymadım da öyle bir şey söyledin ki şu an bir şey diyemiyorum sana. Yani önümdeki yazıyı sadece Cihan'a gösterebiliyorum. 0'dan 2'nin oranı 3.25 demişim. Solskjaer Süper. Belki ilk yarı tutuk kalır ama ikinci yarı senaryoyu kendi çizer yazmışım ben. Süper. Ben aklın yolu bir demek. Deplasman takım her iki yarıyı da kazanır mı? Evet var bende de. Oo. Yani iki yarıyı da kazanır diye düşünüyorum ben. Yani aynen. Kaç oranı var peki? Kaç oranı var peki Cihan abi? Manchester United'ın karşısında durabileceğini düşünmüyorum ben Sheffield'ın. Ne ilk yarıda? Yani ilk 15 dakikada 1-0 olur. Yani oran kaç peki iki yarıda kazanır? Yanılmıyorsam 3 oranı vardı. Öyle hatırlıyorum. 3 oranı var. Bakmak lazım. Yani yanlış bakmış olabilir. Yok muhtemelen doğrudur. 3 oranı. Denenebilir. Ama senin söylediğinde benim analizim de aynı noktada oldu. Yani bence de ilk yarı 0 olup ikinci yarı 2 olacak bir maç olur bu. Hatta ama belki de bir Sheffield'ın ilk golünün üstüne ilk yarıda 1-1'e getirecek bir reaksiyon olup da onun üstüne farklı bir skora kadar uzanabilir maç. Ya karşılıklı gol yok da denenebilir. Ben Sheffield'ın gol atabileceğini pek sanmıyorum yani. Tamam burada ayrışmış olduk sonuçta. Herkesin fikri var. Bakalım. Bakalım. Sonuçta ismi ya iddia bu, zaten. İddia ediyoruz. Bu neden bakalım. Biliyor musunuz arkadaşlar? Bu şundan oluyor. Aslında favori gördüğümüzün takımın oranı düşük olduğu zaman aynen. yüksek oran aramaya gidiyoruz abi.
Yani tabii. Manchester United oranı 1.35. Yani herkes Manchester United'ın kazanacağını düşünüyor. Tek başına bir kuponu alamıyorsun. 1.35 düşük olduğu için. Ne yapsam ya falan. Bundan dolayı bu oranları buluyoruz. Aslında 1.35 gayet rahatlıkla değerlendirilebilir. Bankaların yılda %15 faiz verdiği %35 hiç fena değil yani. Evet, fena değil dediğin gibi. Bakalım ne olacak? İddia ediyoruz dediğimiz gibi. Kendi fikirlerimizi çıkardık. Siz de tabii bu maç hakkında fikirlerinizi aşağı yazabilirsiniz sevgili dostlar. Hemen ben kuponumu özetleyeyim isterseniz. Değerli arkadaşlarım, Roma Torino mücadelesine 2.5 üstünde bir tercihim var. 1.60 hemen yukarıda çıkacak zaten. Aston Villa Burnley mücadelesine de ilk yarı 1.5 gol altı şeklinde bir ideal kupon yaptım. 2.20 isterseniz mesela az misli şeklinde bu kuponu da değerlendirebilirsiniz. Perşembe günü bunlara oynanabilir diye düşünüyorum naçizane ben. Sheffield United maçını zaten söyledim. O tekli alınabilir mesela. Ama kupon olarak önermiyorum, onu da söyleyeyim. Sadece bir öneri şeklinde. Sizin kuponlarınız var mı acaba Perşembe günüyle alakalı? Benim de iki tane kuponum var. Aston Villa Burnley 1.5 üst ve Roma 2.5 üstü alayım. Manchester United maç sonucu 2. Bir de Kulüp Brugge alayım. Kulüp Brugge kazanır. Yani Manchester United kazanır, Kulüp Brugge kazanır diyorum ikinci kuponla. Tamam, anladım. Güzel. Taraf kuponu oldu en azından. Perşembe günü bu şekilde aynen değerlendirdik. Evet, Burcan'ın kuponlarını da alalım hemen. Ben de Roma-Torino maçı 4.5 kart üstü olur diyorum. Bu kuponda Mechelen-Brugge maçının üstünü kullanıyorum. İkisini bir kupon yapıyorum. İkinci kuponumda da bunu taraf olarak yaptım Atilla. Aston Villa kazanır, Brugge kazanır dedim. Güzel. İyi de oranı var onun. Güzel evet, bir kupon olmuş. Bol şanslar dileyelim. Beğendiyseniz siz de değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Geçelim Cuma gününe. Güzel bir karşılaşmayla devam edecek kendi ligimizin açılış karşılaşmalarından. Karagümrük Galatasaray'la oynayacak. Hemen ilk başta sözü size veriyorum. Acaba bu maçta neler yapabiliriz? Galatasaray bu maçta zorlanabilir mi? Gol yönünden de ben değerlendireceğinizi düşünüyorum zaten. Yani iki takımın istatistiklerine baktığımızda Karagümrük evinde çok az gol yiyor. 4 gol yemiş toplamda. Galatasaray deplasmanda 3 gol yemiş. Yani iki tarafta yani birisi kendi sahasında güçlü, öbürü de deplasmanda güçlü. Ligimizde bu sene Karagümrük gerçekten alttan çıktıktan sonra çizgisini bozmayan tek takım. Yani evinde güçlü olduğunu hala ispat ediyor. Kazanmaya devam ediyor, gol atmaya devam ediyor ve derin bir kadrosu var. Yani diğer mesela Hatay gibi değil mesela. Evet. Kadro derinliği gayet iyi. Galatasaray'ı zaten tartışmaya gerek yok. Ben bu maçta ilk yarının çok kısır geçeceğini, hatta maçın da çok kısır geçeceğini, yani 3.5-6 tercih olabileceğini düşünüyorum. Ama yani az gollü çıkacağından. O yüzden ilk yarı 1.5-6'ın oranı 1.42. Onu önermek güzel istiyorum. Güzelmiş oranı. Evet. Burcan senden alalım. Güzel tercih. Atilla'cığım ilginç bir şey var burada. Notunu paylaşayım onun da. 84 yılından beri ilk defa maç yapacakmış bu iki takım. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Yani Cihan'ın da söylediği gibi Karagümrük kendi sahasında özellikle gol yemiyor. Galatasaray'da tam tersi bir durumda baktığın zaman. Ben birinci yarıda bu aynı şekilde aslında Cihan'ın da söylediği gibi ilk yarıda bir kısır bir mücadele olacağını düşünüyorum. Çıkarsa da muhtemelen en iyi ihtimalle bir gol çıkacağını düşünüyorum. Ve mantıklı. Dolayısıyla maçın da ikinci yarı daha çok açılacağını düşünüyorum. Gerçi Karagümrük bizi Çaykur Rize maçında şaşırtmıştı. İlk yarıda 3 gol olmuştu. Bir daha da gol olmamıştı. Ama bu sefer öyle olmayacaktır. Yine benim en son Hatay mücadelesinde de aynı şeyi söylemiştim. İkinci yarıda daha çok gol olur demiştim ve öyle olmuştu. Muhtemelen yine aynı şey olacaktır. İkinci yarı skor da hatta 2-1 gibi bir skorla Galatasaray galibiyeti olacaktır diye düşünüyorum ama Cuma günü maçı olduğu için özellikle Cuma günü pek taraf bahislerini özellikle oynamayız biz. Yani takipçilerimize de aynı şeyi söyleriz. Dolayısıyla biz ondan uzak duralım. Oran gibi oran istiyorsak da ikinci yarı daha çok gol olur deriz. Aşağı yukarı zaten ikinci yarı daha çok gol olurun her zaman oranı 1.85-1.90 bandında oluyor. Böyle bir oranı alıp çekilebiliriz diyorum. Hatta tek maç tercihi olarak da bir kupon paylaşabiliriz bunu. Tamam, çok güzel. Şu an 1.95 mi oranı söylemiş olduğunuz tercih? Şu anda 1.90. 1.90 çok güzel. Ben de size katılıyorum. Tabii iki takımın performansları vesaire evinde yedi yemedi ayrı mesele. Ama Karagümrük tabii Galatasaray'la oynayacağı için mental olarak biraz daha psikolojisi yüksek çıkacak maça. Öyle bir kadro kurmuşlar, iyi hücumdan bahsediyorlar vesaire. İlk yarıda katılırım size. İlk yarıda çok fazla gol sesi çıkmayabilir. Ben bir gol falan çıkabilir diye düşünüyorum. Ama maç genelinde 1.50 gibi bir oran varken, hazırda Cuma'yken iki takımın birbirine gol atması yani sizce de bence problem teşkil etmez diye düşünüyorum. 1.50 oranı var. Evet. Ya valla ben açıkçası bu maçta
0-0 bile bitebilir diye düşünüyorum. O yüzden 1.5 altını öneriyorum. Anladım. Yani şey, iki tarafta çünkü çok maçı tutacaklar. Fatih Terim de biliyorsunuz deplasman tabii kazanmak isteyecektir. Ama gol de yemek istemeyecektir biliyorsun. O defansif anlayışı bu sene daha iyi başarıyor Galatasaray. Dolayısıyla aslında ben maçı 0-0 gibi bir skor bekliyorum. Yani iki tarafında gol bulamama ihtimaline dayanarak 1.5 alt veriyorum. O yüzden 3.5 alt öneriyorum. Ama belli olmaz. Galatasaray var sonuçta karşımızda. Yani. O yüzden aslında kafamdaki skor benim 0-0 yani. Bana da vermiyorsun gol yani. Sana da vermiyorum. Bana da gol vermiyor abi. İkinci yarı da bana vermiyor yani. Biz bu sorunu riskli bir maç yaşıyoruz. Oluyor tabii canım. İki kişi program yapıyorsunuz. Evet. Aynı şeyi söylemek durumunda da değilsiniz tabii ki de. Evet. Farklı fikirler olacak ki insanlar ona göre değerlendirme yapacak. Tabii aynen öyle. Olabilir tabii. Olmayacak diye bir şey yok. Saygı da duyuyorum ama ben 1-1 bitebileceğini düşünüyorum maçın. Yani Galatasaray'ın kazanmasından ziyade belki kazanabilir bilmiyorum ama Karagümrük'ün golünü görüyorum açıkçası maçta. O yüzden 1.50'den karşılıklı gol var aldım ama ilk yarıda katılıyorum bak. İlk yarıda bir gol maksimum olabilir. O da değerlendirilebilir bence. Şimdi şu maçı soracağım. Kısa bir şekilde oranları yok şu anda sevgili dostlar. Evet. Sizler cuma günü bakarsınız. Çünkü iddia programına bir giriyor, çıkıyor. Bir şeyler var yani, bir sıkıntı olabilir. Evet. Daha da yeni maç yaptılar zaten hafta içerisinde. Union Berlin Borussia Dortmund mücadelesi. Çok klasik bir karşılıklı gol var maçı gibi gözüküyor. Evet. Union Berlin'in son dönemdeki performansından dolayı. O yüzden bunun dışına çıkmamamız gerektiğini düşünüyorum ben. Karşılıklı gol var, olabilecek bir mücadele. Üste gitmedim ben burada. Cuma günü oranlara göre bakacağım. Aklıma yatarsa işte 1.35 falan verirlerse karşılıklı gol var almam. Yani şöyle bir şey olabilir Atilla. Yani bir Dortmund'un patlama maçı olabilir mi düşüncesiyle acaba üste kaçalım mı diye düşünüyorum ama yani 3-0'a gebe mi? Yani olmadık bir 4-0 olabilir mi diye düşünüyorum. Ama yine de senin söylediğin daha mantıklı çıkıyor. Ama gelip de bu maça 1.35, 1.32 bir oran verirse dediğin gibi ben de kuponumu almayacağım bir maç bu. Aynen öyle. Gerek yok bence de. Cihan abi sen de öyle düşünüyorsundur. Yani 1.28 açarlarsa hele mesela 2.5 gol üstüne falan kafa yormaya gerek yok bence. Aynen evet. Evet. Aynen. Gol beklenmez yani. Zaten yani 2.5 üstüne de zaten öyle 1.25, 1.30 falan açacaklardır. Onun yerine mesela 4.5, 5.5 alt falan 1.30'dan 5.5 alt daha mantıklı yani. Çünkü açabilirler öyle bir oran. Olabilir. Olabilir. Son dönemdeki performansı Union Berlin'in iyi diye bir de izledik yani, izlemediğimiz takım da değil son maçları. O yüzden evet, gol atabilme ihtimalini görüyorum. Ben bakacağız duruma göre. Bir de senin istemiş olduğun bir maç vardı. Ben çok anlamıyorum. Zwolle Emmen'le oynuyormuş. Evet. Hollanda'da. Burcan'a bırakıyorum sözü. Ya bu da klasik bir üst maçı yani. İki takım için de aynı şey geçerli Atilla. Dediğin gibi yine oranları da yok. Yani bu maçta karşılıklı golün oranı daha düşük olacağı için üste alacağız. Öyle söyleyeyim ben sana. Yani oran muhtemelen kaç? De 3-2, 2-2 öyle bir bitecek bir maç olacak zaten bu. Yani anladım. İsteyen hatta riskli düşünen, yani riskli tahminlerde veriyoruz ya. 3.5 üstünü bile tercih edebilir bu maçta. Yani baktığın zaman Ajax'tan en son 5 tane gol yiyen bir Emmen var karşında. Anladım. Tabii Ajax biraz yani ayarsız bu sene. Gördük zaten geçen programda sen de söyledin. Artık ayıp etmeye başlamışlardı. Hani 13 çok goller vesaireler. Yani ama insan... Gibi, İnsanoğlu takım kurmuş da olabilirsin. Sportif faaliyetler gösteriyor olabilirsin. Ama rakibine de 13 gol atmak yakışmaz yani. Bir kulübe yakışmaz. Evet. Tamam 9'u attın artık. Yani çıkın tamam. Sağdan çıkın artık. Çocuklar al bir şey yap. Evet. Yani bir anlamı yok onun. 13 tane atıyorsun. Ya, bilmiyorum. Hollanda'da tabii o kültür olmayabilir. Burada olabilir. Öyle bir şey olsa o takımın oyuncularını... Yani bilmiyorum, şimdi yanlış bir yorum yapmak istemiyorum. Aynen. Attım 9'u falan yeter yani bir yere kadar. Ya genelde halı sahada şöyle oluyor. Hayır, katılıyorum. Katılıyorum dediğine. Öyle bir şey olduğu zaman hemen karşı takımın kaptanı gelir. Yıllardır oynuyoruz hepimiz. Der ki beyler karalım. Yani karalım. Karalım der ya. Atilla bize geçsin. Üçlü bize gelsin. Abi aynen öyle. Yani karalım işte bir şey yapalım falan filan. Sen de çoluk çocuğu al. Ne var 16 yaşında 15 yaşında işte artık profesyonel olan kim varsa 16-17 yaşında oluyor. Al birilerini. Emmen maçını yorumladı Burcan. Tabii Emmen'in başında Stam mı vardı? Jab Stam vardı Jab herhalde var, evet, değil mi? Evet, bakalım nasıl olacak. Ben de takip edeceğim. Benim cuma gününden şu anda bir kuponum yok. Çünkü Dortmund maçının oranları açılmadığı için Galatasaray'ın karşılıklı gol varı. Yanına bir tane daha bir değerlendirme yapacağım. Bakacağım duruma göre.
Sizin var mı Cuma günüyle alakalı? Şu an için sadece yine oran olmadığı için Galatasaray ikinci yarı daha çok gol olur var. Onun da oranı 1.90'dı. Yani, tek başına takipçilerimize yeter ben umarım. Ben de bir tane şey var. Belçika liginden Charleroi Anderlecht maçı var. Bu maçta da karşılıklı gol olacağını düşünüyorum. Charleroi şu an Anderlecht'ten daha yukarıda. Evet. Şeyde, puan durumunda. Anderlecht'te attığı kadar yiyen bir takım neredeyse. 15 gol atmış, 15 gol yemiş. Karşılıklı gol varın oranı eğer böyle 1.35'in üzerindeyse rahatlıkla denenebilir diye düşünüyorum. Evet, oranlar açıldıktan sonra arkadaşlarımız da değerlendirebilirler. İzlediğinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz sevgili arkadaşlar. Çok maç yoktu. Perşembe ile Cuma'yı böyle bir yarım saatlik program nezdinde değerlendirmeye çalıştık. Sevgili Burcan Çalış ve Cihan Kaplan'la birlikte. Çok teşekkür ediyorum katıldığınızdan dolayı. Hazırlık da yaptınız. Takipçilerimize ne demek rica ederim. Tekrardan görüşmek dileğiyle şansınız bol olsun. Süper beğeni beklediğimi söylemiştim. Özellikle iddiada kazananlar kulübünden gelecek olan sevgili dostlarımız da bizlere. Evet, biz de mesajını özel olarak biz de özel olarak takipçilerimizden rica ediyoruz. Özellikle bu videoya çok beğeni istiyoruz ve seni de takip etmelerini istiyoruz özellikle. Teşekkür ederim. Zaten bizim takipçilerimiz de sizi artık bu dakikadan sonra yakın markaja alacaktır. Ben öyle düşünüyorum. Teşekkürler evet. Tekrardan. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek dileğiyle sevgili dostlar. Kendinize çok iyi bakın lütfen. Bu iki gün özellikle mislilerinizde problem yaratmayın. Buyurun. Cihan Kaplan oradan el yaptı. Buyurun. Eyvallah. Sen de kendine çok iyi bak. Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz böyle bir programa biz davet ettiğin için. Eğlenceli bir program oldu. Umarım izleyenlerin de hoşuna gitmiştir. Beğeni atmayı unutmayın. Atilla kardeşimiz bu işi iyi yapıyor. Biz de örnek alıyoruz. Bize de estağfurullah. Çok örnek alıyor sağ olsun. Onun için ayrıca teşekkür ederiz. Estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın efendim. Hoşçakalın.